yolunda. Gezdim durdum da ben lezzet yolunda. Tanıdım ne güzel dostlar, ne hikayeler. Dinledim durdum da ben lezzet yolunda. Dinledim durdum da ben lezzet yolunda. Sevcan Orhan'la lezzet yolunda. Bu bölgenin tüm dünya tarafından en görülmeye değer yerleri olarak biliniyor bildiğiniz gibi. Ve ülkemizin de gerçekten en kıymetli turist çeken yerlerinden bir tanesidir Kapadokya. Bundan 30-40 yıl öncesine kadar tabii bu sanatı bilmeyenlere kız vermedikleri için gençlerin hepsi küçük yaşta bu işle uğraşmaya başlamışlar. Aa, çok tatlış bir şey bu. I feel good. Çok tatlış bir teyzemle yan yanayız. Pembe teyzem. Pembe pembe bakan bir kadın. Testi kebabını tek başına buralarda otellere ilk yapan buranın yerlisi buralı. Tam bir köy tandırı. Evet. Orijinal köy tandırı. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Aha. Oley! Alkış bana. Abi. Tamam. Ya bana bunu yapamazsınız. Biraz sinirli bu. Bu sinirli değil mi? Oğlum evet. Yemini buna bindirdiniz sinirliyse. Hay Allah'ım. Müşteriye isteyene o şekil yapıyoruz. Ben de özel olmak istiyorum. Size de yaparız. Hadi bana bundan yapalım. Tamam. Hadi. Bütün hepimizin dilekleri için bağlayacağım. Şöyle birkaç saniye istiyorum dileğimi dilemek için. Siz de kapatın gözünüzü. Daha önceden zelderi derdik biz. Her sonra kibarlaştık biraz, zeldar olduk. Asidemiz de hazır. Bu sene de gurbet elde kaldım yar. Bir kötüye nasıl meyil verdim yar. Güzel bir yüzün var. Cildin nasıl güzel. Sizin güzelliğiniz. Sırrını soracağım biraz sonra. Çok yorgun olduğum için. Pembe ablanın hayatını size anlatacağım. İnanamayacaksınız. Daha doğrusu kendi anlatacak. Bakalım ne kadarına dayanabileceğiz. Çok. Sonra yine çekirdek. Sonra yine enişte. Enişte değil tabii ki. Erişte. Bunun pişmesi aşağı yukarı 7-8 saat sürüyor. Oo, çok bayağı uzun, da uzun, uzun bir süre. Şey. Sürpriz bir şey çıkacak. Evet, sürpriz. Açıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz manzaradan anlayabileceğiniz gibi bugün sizlere Kapadokya'dan selamlar, sevgiler yolluyoruz. Öncelikle çok güzel bir havada buralardayız. Şükürler olsun ki bu şu demek oluyor. Sizlere buraları çok daha güzel tanıtabileceğiz. Lezzetlerini paylaşabileceğiz. Ki Kapadokya dendiğinde arkamda gördüğünüz peri bacalarını sizlerle paylaşabileceğiz. Şimdi efendim o kadar tarihi ve o kadar enteresan bir bölgedeyiz ki anlatacak, gösterecek çok şey var. Arkamda görmüş olduğunuz peri bacaları Erciyes ve benzeri civar dağlardan, volkanik dağlardan püsküren lavların
ve küllerin oluşturduğu o yumuşak tabakanın 60 milyon yıl boyunca işte rüzgarlar, yağışlar ve hava koşulları vesilesiyle oluşturduğu enteresan görseller, kayalardan oluşan enteresan görseller gördüğünüz gibi arkamdaki peri bacaları ve bu bölgenin tüm dünya tarafından en görülmeye değer yerleri olarak biliniyor bildiğiniz gibi ve ülkemizin de gerçekten en kıymetli turist çeken yerlerinden bir tanesidir Kapadokya. Dünyanın her yerinden buraları görmeye gelen insanlar var. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz yer Devrent Vadisi olarak biliniyor. Turistlerin de buraya koyduğu isim Düşler Vadisi. Sebebini soracak olursanız biz gündüz buradayız ama akşam vakitlerinde gölgeler dolayısıyla bu arkamda görmüş olduğunuz peri bacalarının ve oluşturduğu gölgeler ve şekiller çok enteresan şeylere benzetebiliyor. Hani gökte bulutu görür ve bir şeylere benzetirsiniz ya, aynı o şekilleri alıyor. İşte fok balığına benzetilenler var, develere benzetilenler var, insan silüetine benzetilenler var. Bir de yörenin ayrıca benzettiği bir şey var. Daha doğrusu efsaneleştirdiği bir şey var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Avanos'tan Ürgüp'e kız almaya giden oldukça zengin ve kalabalık bir kervan tam bu bölgeden geçerken bir tane ufak bir çocukcağız devenin üzerinde ihtiyacının geldiğini söylüyor. Lakin küçük çocuk olduğu için çok dikkate alınmıyor. Diyorlar ki zaten az kaldı yolumuz. Birazcık daha bekle. Fakat çocukcağız biliyorsunuz kervanlarda aynı zamanda yiyecekler de taşınır. Çocuk da o yiyeceklerin yanında, ekmeğin de tam yanında. Çocukcağız tabii ki hacetini tutamadığı için yazık ekmeğin üzerine görmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla ekmeğin üzerine, biliyorsunuz bizde ekmek çok kutsaldır. Böyle bir hacet görülmesi sebebiyle burada bulunan kervanda herkesin taşa dönüştürüldüğü düşünülüyor. Efsane bu ve dolayısıyla işte buradaki deveye benzetilen, efendim insana benzetilen silüetlerinde o kervanda yol alan insanlara dair araç gereçler, kullanılan hayvanlar ve insanlar olduğu söyleniyor. Bunları paylaşmak istedim, özel ve önemli hikayeler efendim. Ama şimdi gezmeye, görmeye, lezzetlerini sunmaya devam ediyoruz Kapadokya'nın Avanos'un. Hadi bakalım. Avanos'tayız. Buranın dokusu o kadar güzel ki size anlatmaya, göstermeye çalışacağız. Ama bir dükkana girdik ki arka tarafta görüyorsunuz fonda. Zaten her yer tarihi. Hiçbir yer yeni yapılmış mekanlar değil. Lakin oldukça geleneksel başka bir şeyle bir çömlek ustasıyla karşılaştık efendim. Ali Bey'le beraberiz. Ali Bey merhabalar. Merhabalar Sevcan Hanım. Kolay gelsin size. Teşekkürler. Öncelikle böyle izlerken herkesin ya bunda ne var, ben de yaparım bunu, çok kolaymış dediği bir iş yapıyorsunuz. Evet. Ama bir o kadar da küçücük parmak dokunuşlarıyla şeklin şemalini belirlediğiniz çömlekler efendim böyle kullanıma hazır, etrafta da görüyorsunuzdur. Ürünler yapıyorsunuz. Öncelikle kaç yıldır ustasınız Ali Bey, neler yapıyorsunuz Sevcan Hanım, burada, buralı mısınız? Biraz kendinizden bahsedin. Ben Avanosluyum. 6 senede öğrendim bu işi, hemen hemen 21 senedir yapıyorum. İnşallah. Avanos'ta bundan 30-40 yıl öncesine kadar tabii bu sanatı bilmeyenlere hız vermedikleri için gençlerin hepsi küçük yaşta bu işle uğraşmaya başlamışlar. Tabii halı dokumasını bilmeyen kız da almadıkları için kızlar da halı dokumaya devam ediyorlarmış. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ben. Yani erkeğin çömlek ustası olması gerekir. Bayanda halı dokunması gerekiyor tabii ki. Ama şimdi örf ve adetler değiştiği için, böyle gelenekler falan kalmadığı için günümüzde Avanos'ta kalan 7 ustadan bir tanesiyim şu an için. Harika. Tabii ya. Yetişen ne çırak güzel, da olmuyor. Yani hem çok mutluluk verici tabii hem de çok üzücü. Yani o kadar evet, güzel bir gelenek ki. Evet. Ve o kadar el sanatları dediğimiz şey işte bu emek isteyen şeyler. 4000 yıllık bir gelenek görenek Hititlerden bu yana.
Bu arada Avanosluyum dediniz. Burada evet. doğdunuz, büyüdünüz. Biraz evet. da Avanos'tan bahseder misiniz bize? Nasıl bir yerdir burası? Avanos, Kapadokya'nın tam göbeğinde bulunan Kızdırmak'ın ikiye bölmüş olduğu en güzel ilçelerden bir tanesi. Tabii ilçemiz Kızdırmak ikiye böldüğü için toprak zenginlikleri bakımından da bayağı bir zengin olan bir ilçe. Kapadokya'ya hayat sağlayan, yani toprağımızı bu Avanos'un 20 kilometre dışarısından getirdiğimiz için Çanak Çölmeği'ni de başlangıcı olarak sayabiliriz ilçemizi. Tabii ki. Peki bu arada ben hep merak etmişimdir. Bu çamur neden yapılıyor? Bunun ham maddesi nedir? Bir de devamında bu, gördüğü işlemleri de anlatalım mı? Tabii tabii. Bu Avanos'un 20 kilometre dışarısında eskiden Kızdırmak'ın akmış olup şu an için terk etmiş olduğu yataklarından alıyoruz toprağımızı. 6 çeşit toprak ve su, başka hiçbir katkı maddesi yok içerisinde. 6 çeşit toprak var. Evet. Bu tabi yapılacak ürünün cinsine göre büyük geniş havuzlarda sadece suyla ıslatılıyor. Daha sonra silindirlerden geçip elimdeki bu elastikel çamur halini alıyor. Tabi bu vazonun karışımıyla bir güvecin karışımı bir değil, toprakların hepsi farklı. Doğru söylüyorsunuz. Hepsi farklı amaca tabii hizmet ki. Ediyor yani. Anladım. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç sıkılmadınız mı 6 yıl boyunca? Yeter artık ya. Ben bunu öğrenemiyorum, yapamıyorum dediğiniz anlar oldu öyle mu? Öyle bir ihtimal olmadı Sevcan Hanım. Bizim şimdi şu an için elektrikli tezgahlarımız mevcut. Ha. Elektrikli tezgahlarda çalışıyoruz. Bu geleneksel bir şey. Bu geleneksel değil. Eski yani 170 yıllık bir sistemi. Bunun alt taplası kana tekerleği. Üst tarafını sudan demirden yaptırdık biz. Dedemizin yanında biz bunu çevirirdik. Dedemiz yapardı o zamanlar. Ha, çevirme işlemini siz tabii biz yapardık. O öğlen yemeğine gittiği zaman biz oturup biz denerdik. Yani yapmaya çalışırdık. O şekilde öğrendiğimiz için yani çok da sıkıcı bir iş değil, artık bu bizim işimiz, sanatımız yani. Elbette sanatınız. Bu işin tabii ki şey kısmı, esprili kısmı. Evet. Sadece şunu öğrenmek istedim. 6 yıl bir insanın hayatında, bir gencin hayatında çok uzun bir ömür. Uzun bir zaman. Gençlerin artık bir şeylerden çok fazla sıkıldığı dönemlerdeyiz ya malum. O yüzden çırak bulamıyoruz şu an için. O yüzden şu an için çırağımız yok. Tam da onu söyleyecektim. Evet. Peki bir de şu var, şehirlerdeki hanımlar da, özellikle hanımlar diyorum. Çünkü bu tür işte seramik, işte çömlek kursları falan çok fazla var. Evet. Buralarda da bu tür kurslar devam ediyor mu? Var tabii mı? Tabii ki halk eğitim merkezindeki hocalarımız bayanlara kurslar veriyorlar ama... Çanak Çölmek üzerine buradaki üniversitemizde, Avanos Meslek Yüksekokulu'nda bir bölümümüz açıldı, seramik bölümümüz. Ah ne güzel. Oralara gidip bizler de tabii yardımcı olmaya çalışıyoruz öğrenci arkadaşlarımıza ama tabii meşakkat isteyen işlerden bir tanesi. Böyle hani hocaların öğretmesiyle değil de deneme yanılma yöntemiyle yapılan bir sanat bu. Doğru söylüyorsun. Sonuçta el sanatı dediğiniz şey yetenekle ilgili bir şey. Aynen. Yani... Evet, herkes bunun üzerinde çömlek çevirebilir ama herkes aynı şekli veremez. Yapamaz tabii ki. Şimdi birazdan sizi de alacağız. Siz de deneyeceksiniz. Nasıl olduğunu. Bunu bana yapmasaydınız iyiydi ama tamam. Ben hayatımda ilk ve belki de son kez bunu deneyeceğim. Ama bilmiyorum. Ortaya çok güzel görüntüler çıkmıyor zaman zaman. O yüzden çok da korkuyorum. Ben yardımcı olurum Sevcan Hanım sizlere. Tamam peki. Bakar mısınız? 2 dakika içinde konuşurken, sohbet ederken vaza yaptık. Ha, iple sıyırıyoruz almak için. Tabii ki ip yardımıyla alt kısımdan kesiyoruz. Sonrası ne işlemin? Tabii bundan sonra 5 ila 10 dakika güneşte kalıyor ürünlerimiz, dış yüzey suyunu kurutabilmesi için. Daha sonra bu tip serin yerlerde, yani doğal kaya oyma yerlerde bizler yanalak deriz. Yani hava sirkülasyonu olmayan serin yerlerde 1 hafta 15 gün süreyle bekletilir. İçerisindeki nem oranını attıktan sonra da fırınlara gider. Ha, fırınlanıyor sonuçta. Tabii ki fırınlarda 8-10 saat süreyle 800 ila 1200 santigrat derece sıcaklıkta pişirim işlemi sağlanır. Pişirim işlemleri bittikten sonra böyle dekoratif amaçlı, yani evlerde kullanılan dekore ürünleri varsa bayanlar tek tek üzerine işleme yaparlar. Şayet kullanım amaçlı ise, yani nasıl diyeyim, testi, güveç, yoğurt kabı gibi ürünler ise natürel bir şekilde atölyelerimizde sergiye sunulur. Harika. Allah'tan güveç seven bir toplumuz da hala çömleğe ihtiyacımız bu anlamda var. Sevgili izleyicilerimiz, şalvarımı giydim, havaya girdim, moda girdim. Lakin eskiden TRT'de Bay Yanlış diye bir şey vardı. Bir kamu spotu, onun gibiyim. Ben de bugün farz edin ki bir kamu spotuyum. Çömlek nasıl yapılmazı ben gösteriyorum. Çömlek nasıl yapılırı Ali Bey gösteriyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, Ali Bey. Ellerimizi ıslatıyoruz Sevcan Hanım. Evet, ikisini de 3 kere ıslatalım lütfen.
İkisinde üç kere. Evet, üç ağzımıza, üç yüzümüze sürdükten sonra niyet edip başlıyoruz. Tutalım. Benle dalga geçemezsiniz. Evet, işaret parmağımızla. Şununla. İşaret parmağımızla dik bir şekilde bastırıyoruz. Şimdi iki parmağımızla bastıralım. İki parmak. Evet, şimdi üç. Aa, bir şey oluyor. Çok fazla sıkmadan hafifçe açıyoruz dışa doğru. Ben şu an bir şeyler yapıyorum ama inanılır gibi değil. Bir dakika Sevcan Hanım, şöyle yapalım. Ellerimizi şu şekilde tutup, bakın şöyle tutup. Şöyle evet, tutup. Biraz daha dışarı doğru açabiliriz. Ha. Ben bunu büyütürüm. Hafif hafif açalım. Yukarıya doğru hafifçe kaldıralım. Şöyle. Hafif hafif, evet. Okay. Aa, çok tatlış bir şey bu. Evet, bir dakika. Çok fazla açmayalım, kopar yoksa. Ha, tamam. Şöyle biraz toparlayalım. Arada dokunuşlar olacak tabii ki. İlk kez oturmuşum ben şuraya. Evet, devam. Devam ediyorum. Şimdi bunu ne yapayım hocam ben? Sevcan Hanım, bugün vazo görünümlü saksı yapıyoruz misafirlerimize. Vazo görünümlü saksı yapıyorum, evet. Sizlere. Şimdi şurasını biraz toplasam olur mu şu yukarıya altı? Doğru hafif bir şekilde toplayabilirsiniz. Çok sıkmayın, kopar yoksa. Ha, tamam. Peki, tamam, yeterli. Yeterli. Bir de şöyle ağız kısmını düzeltelim. Bir de şöyle şekil yapalım mı ağız kısmını, daha hoş olur. Ha, evet. Bu tabii ustalık gerektiren bir şey, doğru. O kısmını benim yapamamam çok normal. Şimdi şöyle yapıyoruz Sevcan Hanım. En zor kısmına geldik. Ha, ne yapacağım? Alt ve üstü birleştiriyoruz. Ki, nasıl? Şu şekilde tutup şöyle. Ha, şöyle şöyle. Evet, en zor kısmı bu kısım. Gerçekten size beni çok yoran, bunu asla yapabileceğimi sanmazken. Evet, çok güzel. Şöyle tutalım ipimizi. I feel good. Alt kısımdan şöyle. Şöyle şuradan. Evet, kendimize doğru çekiyoruz, ben tutuyorum. Tamam. Oldu mu? Evet, çok güzel. Kaldırabiliriz eserimizi. Allah'ım. Kaldırırken... Bir daha keselim. Tekrar bir daha keselim. Buyurun. Olamadı. Alt kısımdan, evet. Eserim adeta... Ben tutuyorum. ...yerinden ayrılamamıştır. Çok sevmiş. Burayı kestim. Evet. Mükemmel saksımız hazır. Eseriniz. Bakın hocam da çok beğendi. Ben demedim, o dedi. En azından başlangıç için fena sayılmayacak bir sanat eserine hiç yakın olmayan bir şey yaptım. Yalnız çok, gerçekten çok keyifli yapması. Ha. Yani bunun başında durup böyle bir saat geçirip aa ne çabuk geçti vakit deneyecek bir şey değil mi? Tabii sanatlardan bir tanesi bu. Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Sercan Hanım. Eliniz emeğiniz dert görmesin. Çok sağ olun. Çünkü dediniz ki kalan 7-8 usta değil mi? Evet. Bir tanesisiniz. Evet, aynen. Kıymetlisiniz, değerlisiniz bizim gibi. İçin. Gibi. Çok güzel bir yer, çok güzel el sanatlarının, hatta geçmişteki geleneksel olan her şeyin yaşatılmaya çalışıldığı, dokusunun bozulmadığı yerlerden bir tanesi Avanos. O yüzden gelip görülmeye değer diyoruz. Hisar'dayız. Çok tatlış bir teyzemle yan yanayız. Pembe teyzem. Pembe pembe bakan bir kadın. İnsan adına benzermiş ya. O da adı gibi pers pembe gözlükleriyle bütün zorluklara rağmen hayatın güzelliklerini gören bir kadın olarak yaşıyor. Pembe teyzem, hoş geldin. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim sizin görüşünüze. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadın. Bu yoğunluğunun içinde sebebini de söyleyeceğim az sonra. Bize vakit ayırdı sağ olsun. Ve o kadar misafirperver, o kadar güler yüzlü ki biz onu ekipçe çok sevdik. Sizle de böyle paylaşmak istiyoruz. Bize bugün Pembe teyzem, senden bahsedeceğiz ama önce malzemelerimiz var. Ne yapacağını söyle. Bulgur çorbası yapacağız. Yine testide? Evet, testide. Şimdi... Bir de ne yapacağız? Testi kebabı. Önce bulgur çorbamızdan başlıyoruz. Sen bu arada yapmaya başla Pembe teyzem. Ne istersen de benden iste. Tamam.
Önce patates atacağız içine. Önce patatesimizi atıyoruz. Bir tane patates attık. Evet, domates rendeledik, domates. İki domates sanki değil mi? Yeterli gibi. Evet. Soğanımız. İki tane domates. Soğan. Bir baş soğan koyduk. Ondan sonra mercimek. Bir çay bardağı kadar mercimek az koyduk. Az. Az mı? Daha evet. Az. Hatta evet. Yarım çay bardağı evet. Yeşil mercimek koyduk. Yeşil mercimek. Buradan iki şöyle iki avuç da bulgurumuzu koyduk. İki avuç da bulgur koyduk testinin içine. Bu böyle pişecek ocakta ateşte. Ateşte bu pişecek. Şekilde hiç su falan yok içinde. Su koyacağız. Su koyacağız. Su koyacağız. Evet. Su koyacağız. Tamamdır. Şimdi peki Pembe teyze sana bu arada bir şey soracağım. Evet. Bunu yaparken de arada böyle durduruyorum seni İdare. Evet. Pembe teyze aynı zamanda girişimci bir kadın. Nasıl? Buralarda böyle sen kaç yıldır bu arada bu testi kebabını yapıyorsun Pembe teyze? Hani profesyonel olarak diyeyim. Vallahi önceden yoktu bu testi kebabı. Sonradan başladım. Sonradan başladım. Evet. Şöyle bir hikayem varmış, yanlış mı biliyorum? İlk başta böyle burada bulunan otellere evet. Pembe teyzem özel evet. istek üzerine tek başına testi kebabı yapmaya başlamış. Evet. Öncelerde böyle istemediler mi bunu yapmanı? Sonradan çıktı bu. Önceden yoktu bu kadar. Yapıyordum yemek ama kuru fasulye, bulgur çorbası, yaprak sarması yani yöresel olaraktan yemeklerimizi yapıyorduk. Sonra bu testi kebabı çıktı. Peki sen mesela çalışmaya başladığında nasıl karşılandın? İyi karşılandım. Yani kimse hani böyle bir ya kadın başına ne işin var oralarda asla, falan. Asla hayır. Demediler. İyi karşılandım demediler. Harika bir şey. Yani ilk yapan testi kebabını tek başına evet. Buralarda otellere ilk yapan buranın yerlisi. Buralısın zaten evet, değil mi? Evet doğup büyüdüm. Uçhisarlı. Pembe teyzem yapmaya başlamış. Sonra da kadınlar bu alanda kendilerine bir iş edinmiş oldular. Evet. Senin vesilenle. Evet. Ne güzel. Peki o zaman hadi devam edelim bu arada. Devam edelim. Bu da testi kebabımız. Pembe teyze ne eti bu? Ne eti? Sığır. Sığır yani, eti. Hepsi olabilir. Koyun eti de olabilir. Yani et ettir. O bu biraz farklı bir şey. Mesela 4 saatte 5 saatte bir şey. Koyun eti 3 saatte bir şey. Ha, ona göre. Ona göre evet. Bayağı bir burada kaç diş sarımsak var? 10-15 diş sarımsak var. Borcana sarımsak. Bol sarımsak koyduk. Yine güvecin içinde evet. Gördüğünüz gibi pişiyor. Evet. Üzerine biber. 6 tane falan böyle bir yeşil biberimiz var. Ondan domatesimiz sonra var. Domatesimiz var. Yaklaşık 3 tane orta boy domates evet. Var bunda. Birazcık yağ koyacağız. Tereyağı değil mi? Evet. Lezzet versin diye. Evet. Çok az bir şey tereyağı koydu bakın gördüğünüz gibi. Kalan domateslerinize ziyan olmasın. Borcana biber. Heh. Bu biraz acı oluyor galiba değil evet. Mi? Acı sevilen evet. Bir şey. Tabii bu isteğe göre değişebilir ama tamam. Pembe teyzemin şimdi eli bu acı yapıyor. Şimdi bunu şöyle kenara koyalım. Testilerimiz de bunlar efendim. Testi kebabını yaparken şu küçük testileri kullanacağız. Elimizde karıştırıyoruz. Harmanlayacağız bunu böyle. Güzelce. Testileri dolduracağız. Pembe teyze dedi ki. Ellerimle karıştırıyorum ama bizi kınamasınlar sakın. Dedim ki Pembe teyzeciğim biz burada senin evine misafir geliyoruz varsay. Bize evinde nasıl yapıyorsan öyle sunumunu yap. O yüzden el lezzeti diye bir şey var. Biz onun elinin lezzetini gösterelim istedik. Doldurmaya başladık. Hadi başladık. Hadi bakalım Seccancığım bir tane de sen doldur. Yiyeceğin testiyi de kendin doldur elinle. Tamam doğru söylüyorsun. Dediğim gibi ellerimiz temiz efendim. Başladık doldurmaya testilerimizi. Etimizi koyduk. Domatesimiz var. Efendim biberimiz var. Bolca sarımsak var. Şu kenara düşenleri şöyle koyacağım. Evet. Ziyan da etmeyelim. Ben kendim et sevdiğim için etinden bol bol koyuyorum. Doldur. Kendime torpil. Evli misin Pembe teyze? Evliyim kızım. Niye böyle biraz dertli mi söyledin? Niye dertli? Memnun musun beyinden? Çok memnunum. Allah işini rast getirsin. Ay amin ne güzel. Böyle duyduğum zaman ben çok mutlu oluyorum. Çoluk çocuk var mı? Ki var. Vardır. Var. Ellerinden öpeye. 3 tane kızım Allah var. Allah bir de bir oğlum var. Neredeler? Şöyle gördüğünüz yani, folyoyla kapattık. Torunumu da kızım diyerekten seviyorum. Kızım iki tane de onu da kızım diyerekten seviyorum. Aflası. Kaç yaşında torun?
24 yaşında. Oh, maşallah maşallah, ama yanında değiller galiba. Yok yok. Kızımın büyük kızım İstanbul'da. Ha. Küçük kızım Antalya'da. Oğlum Ankara'da. Bunları folyaladık canım. Ha, folyaladık. Hı. Şimdi de hamurla bunları kapatacağız. Ateşe süreceğiz. Hamurla kapatacağız. Evet. Hamurla. Ha, üstünü, bunun üstünü. Evet. Hamurumuzu da sen kendi ellerinle hazırladın. Bayağı böyle birazcık cıvıkça bir hamur değil mi? Evet. Mayalı. Biz bunları götüreceğiz. Ateşe koyacağız. Tamam, o zaman şimdi hadi birlikte götürelim. Hadi götürelim. Pembe teyzemle aldık elimize testilerimizi, çorbamızı, testi kebaplarımızı, tandıra gidiyoruz. Hadi. Hadi geç Pembe teyze. Hadi buyurun kızım, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İttirdik tandırımızı, açtık mis gibi, Pembe teyzemin evine geldik. Pembe teyze bir şey söyleyeceğim. Söyle kızım. Bu tam bir köy tandırı. Evet. Orijinal köy tandırı. Evet, senin kızım. Evinin böyle bir dış mekanında küçük bir kulübe gibi bir yeri var Pembe teyzenin. Neler yapıyorsun bu tandırı Pembe teyze? Kuru fasulye, bulgur çorbası. Oo. Hepsini yaparım. Hepsini de çömlekte yapıyorsun, evet, ama değil mi? Evet. Yani güveçlerde. Evet, testi kebabı. Zaten testi kebabı senin olmazsa olmazın. Evet. Şimdi biz az önce gördünüz siz de içerisinde zaten önceden yaptık çorbayı. Neden diyeceksiniz? Bayağı uzun sürüyor değil mi? Evet. Pembe teyze bunu yapmak, evet, çorbayı. O yüzden biz size sadece yapılışını gösterdik. Tandırın içinde çorbamız duruyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Böyle misafirler falan geldiği zaman bayağı bir sen seri üretimle içeri gözlemeleri şeyleri. Evet evet. Bir gün boyunca neler yapıyorsun burada, bana onu anlat. Bir gün boyunca kalktığım vakit ilk önce yemeklerimi yaparım. Ha, kaçta kalkıyorsun? Sabah namazından sonra uyumam. Gerçekten mi? Gerçekten ya? Çünkü bu yemek öğlen saat 1'e yetişecek. Yetişmesi lazım, bir, doğru söylüyorsun. 1'e yetişmesi lazım olduğu için yapacağım. Mecburum yani, evet. Her sabah işte bakın tam bir köy yaşamı. Pembe teyzem böyle alışmış, böyle yaşamış. O zaman şimdi biz istersen ufaktan bunları şeye vermeye koyalım. Başlayalım. Koyalım. Tandıra vermeye başlayalım. Evet. Koyabilir mi? Bir deneyeceğim, bilmiyorum ki. Koy bakalım. Çorbamızı da koyuyoruz. Yer olacak mı orada? Olur olur. Olur, bir şey olmaz. Burada testi kebaplarımız 4-5 saate kadar pişer. Testilerimiz 4-5 saatte, evet, anca pişiyor anca zaten. Pişiyor. Ama bizim burada hazır olan çorbamız var da Pembe teyze. Evet. Onu alalım mı? Alalım. Ben sana yardım edeyim mi? Ben alırım. Hı, tamam peki. Çünkü sosunu hazırlayacağız bu çorbanın, evet, bu arada. Sosu için de yan tarafta ocağımız var. Sen Pembe teyze yaparken bize içine neler koyduğunu da söyleyebilirsen. Evet, biraz nane. Nanemizi koyuyoruz. Naneler sizin buranın nanesi mi? Kendimin. Bakayım. Biraz salça. Mis gibi kokuyor. Birazcık salça. Domates salçası değil mi o? Evet, domates salçası. Tamam. Bunun içinde önceden attığımız patatesi çıkaracağız. Ha evet, en başta bir patates, evet, atmıştık. Evet, bütün, evet, evet. O bütün patatesi buna koyacağız. Ha, onu eziyoruz püre, evet, haline getirip. Evet, püre haline getiriyoruz. Naneyle, salçayla. Döküyorum nohutu. Şimdi da. Evet, nohutlarımızı dökme zamanımız geldi. Yağımızın içine. Evet. Ben de çok merak ettim. Şimdi püre var, patatesi püre haline getirdik. İçinde nohut var. Evet. Yeşil mercimek var birazcık. Bulgur var. Domates var. Domates soğan var. Var. Onlar rendeliyor. Önce onları koy. Onlar piştikten sonra bunları sosunu döküyoruz. Harika. Enteresan bir çorba. Hiç, evet, böyle bir karışımda çorba, böyle bir testi çorbası içmemiştim. Evet. Nohutlarımızı önceden haşlamış mıydık? Evet, haşladım. Dolabıma koydum. Dip prize birer poşet, birer poşet. Hazır bulunduruyoruz. Hazır bulundurmam için. Evet. Şimdi içine. Şimdi içine döküyoruz. Çorbamızın içine ilave ediyoruz. Ben de sana uzak kaldım. Yardım olsun, edemedim. Olsun, olsun, olsun.
İnşallah seversiniz. Tekrar Nevşehir Üçhisar'a geldiğiniz vakit teyze o çorbadan içelim dersiniz. Ya inşallah. İnşallah beklerim hepinizi de. Bizim ekiple... Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizim ekiple o kadar canı gönülden ilgilendi ki Nevşehirliler Üçhisar'daki sevgili dostlarımız. Ama Pembe teyzeyi hiç unutmayacağız. Sağ olun. Çünkü teşekkür ederim. Çünkü enerjisi o kadar yüksek, o kadar böyle hani pozitif ve eli çabuk ki... koyalım mı tandıra bana? Hadi koyalım. Bak ben konuşmuyorum. Koyalım tandıra. Sus demeye getiriyor yani. Ateşi birazcık yana doğru. Bizim için önceden tandırı yakmıştı zaten. Şimdi testilerimizi koyduk. Çorbamızı da son olarak karışımla, o nohutlu karışımla evet. koyduk ki 3-4 dakika böyle bir, evet, bir kaynasın. Bir çalkalansın onunla, evet. Değil mi? Sunuma hazır hale getireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Afiyet olsun. İnşallah iyi olur. Çok güzel olacak eminim. İki, bir. Üç, iki, bir, sıfır diye yayına girdiğimiz anı sayıyor Pembe teyze bize. Alıştı artık kameralara. Şimdi efendim. Pembe teyzeyle biliyorsunuz gittik evine, yaptık tandırlarımızı. Zaten önceden koymuştuk çünkü az önce de söyledik. En az 5-6 saat etin mutlaka o testi kebabının, evet, kaynaması lazım, pişmesi lazım. Çorba 1-2 saat sürüyor. Dolayısıyla biz onları zaten hazırlamıştık ama tandırı size gösterdik sıra sunumda. Evet. Şimdi artık dananın kuyruğu burada kopacak. Pembe teyzem olsa yapar ama dediler ki bana testiyi sen kıracaksın. Dedim. Büyük şeref. Hadi kır da bir alkış atalım sana. Vallahi. Vallahi. Şimdi daha fazla konuşma Sevcan dediğinizi duyar gibiyim. Konuşmuyorum ve hani şimdi tabii ki yalan söylemeyeyim. Gösterildi bana birazcık ama şöyle şurasından tutucuyum. Bakayım hatırlayabilecek miyim? Çünkü alt tarafı birazcık sıcak. Şöyle kıracağım. Şöyle. Heh. Şimdi... Hazır mıyız efendim? Üst tarafına vuruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu testi parçalama kebabı. Kırma değil yani. Testinin kırılmayacağı da varmış. Tamam olacak. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Aha. Oley! Alkış bana. Çok da sıcak değilmiş ya. O kadar soğudu zaten biz bekleyene kadar. Şimdi şöyle sunumunu yapıyoruz. Dediler ki bana şöylece tabağa yay. Kaldı mı içinde? Yok tamam. Heh. Şöyle. Mis gibi oldu Pembe teyzem. Efendim zaten bu tabak da ayrıca sıcak oluyor. Biz... İstiyoruz ki hani sunum olduğu zaman, daha doğrusu söylediler, sunum olduğunda sıcacık yenebilsin, evet, diye. Şu alttaki tabak da ısıtılıyor değil mi Pembe, evet, teyzem? Efendim testi kebabımız bu. Zaten masalara da böyle servis, evet, ediliyor değil mi? Servis. Gelen müşteriye kırdırmaya çalışıyorsunuz, evet, daha keyifli olur. İsteyenler çok, sizin gibi kıralım diyenler kırıyorlar. Efendim çorbamızın sunumunu da tabii ki yapacağım. Seni oturtacağım artık, daha yeter, yoruldun. Karıştır bizimle sen onu bizimle. Bir karıştıracağım, ha, tamam, merak etme. Şöyle güzel bir karıştıracağım önce çorbayı. Şöyle bir alt üst edelim. Oo, mis gibi, mis gibi. Gördüğünüz gibi çorbamız da hazır. Hazır. Buyurun, afiyet olsun. Daha biz ne yapalım değil mi yani? Ne yapalım? Saatlerce. Afiyet olsun. Burada gerçek bir emek var. Çok uzun saatler sürüyor bunları yapmak. Ve Pembe teyzem de yıllardır bu işe gönül vermiş, emek vermiş. Ben tek başıma yapıp yemeyeyim, bunu iyisine bir hizmete dönüştüreyim demiş. Hem kendime katkı olsun hem de bu kültüre katkı olsun demiş. Bu bölgede de bu işi yapan ilk kadın olma şerefine nail olmuş. Seni tebrik ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Gününü afiyet bize ayırdın. Olsun. Biz gerçekten uzun, tabii burada kısa kısa görüyorsunuz siz ama biz uzun saatler birlikte olduk burada ve onu çok sevdik. Buradaki herkesi çok sevdik. Üçhisar çok güzel bir yer, bir de turizme çok açık bir yer.
Efendim lezzetlerimizi, güzelliklerimizi sizlere göstermeye devam ediyoruz. Bakalım sıra nerede? Sevgili izleyicilerimiz, Kapadokya gezilerimiz devam ediyor. 4000 yıllık Uçhisar Kalesi'nin önündeyiz. Hititler döneminden kalma bir kale ve en zirvesinde de bir kral mezarlığı var. Buranın da en yüksek kalesi dediğimiz gibi. Bunun da hemen aşağısında arkadaşlarımız develerle küçük küçük geziler yaptırıyorlar. Ben de sizler için bu minnoş tatlış deveye binmek istiyorum efendim. Öncelikle selamlar kardeşim. İsim neydi? Mehmet. Mehmetciğim, teşekkür ederiz bizimle böyle bir sohbeti, muhabbeti ve deveni paylaşmayı kabul ettiğin için. Biraz bahseder misin? Nasıl ilgi develere? Ya güzel şimdi ilgisi. Çok binen oluyor mu yani? Evet, korkan biraz. Çok oluyor mu? Korkan oluyor. Turistler mi yoksa? Turistler daha genellikle, onlar daha çok biniyor. Anladım. Şimdi ben binmeye çalışacağım deveye. Bu bana kızıyor şu anda. Kızmaz ablam, sen bin, o bana kızıyor, bek çabuk olsun. Gerçekten mi? At. Oğlum buna nasıl ayak atın? Hadi biraz daha. Tamam. Abi. Tamam. Abi. Tamam. Ya bana bunu yapamazsınız. Yok deve dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Çünkü gerçekten çok yüksek. Ha. Bu arada ortama ayak uydurayım diye şapkayı da taktım ama ya gerçekten fazla yüksekmiş bu. Uzakta durunca böyle gözükmüyor. Şu an benden rahatsız olmuyor artık değil mi? Geçti. Yok olmaz. Peki böyle bir hani lezzetler dedik, güzellikler dedik, deveye de bindik. Yol bizi nereye götürecek bilmiyoruz ama devam edeceğiz. Yani deve enteresan bir hayvan. Evet, biraz öyle. Şöyle ki at gibi değil. Evet, öyle değil. Bir de eğer koyamadığın için ayaklarınla pek kontrol edemiyorsun. Evet. Hadi döndür beni. Sevgili izleyicilerimiz, bu şekilde karşınızda olduğum için çok gurur vesilesi değil ama çok eğlenceli. Devenin ismi Sultanmış efendim, değil mi Mehmet? Evet, evet. Sultan. Sultan. Dişi bir deve. Biraz sinirli bu. Bu sinirli değil mi? Evet. Oğlum niye beni buna bindirdiniz sinirliyse? Hay Allah'ım. Peki öbürü nasıldı? Tüküren bu muydu? Tüküren bu. Öteki biraz daha buna bakaraktan daha uysal. Efendim sinirli ve tüküren bir deveye bindirmişler beni. Ben de zaten böyle istemiştim. Çok sağ olun. Canım ekibim ve sevgili Mehmet. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Rica ederim. Evet, şimdi... Gelirseniz eğer Kapadokya'ya, yani en azından korkmuyorsanız ve biraz yüksekten bakmak istiyorsanız hayata, yok deve demezseniz binin, keyifli. Güzel kızım benim. Hadi güzel gözlerin gibi indir beni deveciğim. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Ah. Tamamdır, iniyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Şöyle. İnmesi daha normalmiş. Sultancığım çok... Sultan çok kötü bakıyorsun ya. Çok teşekkür ederim tatlım. Yordum seni. Kendine çok dikkat ediyorsun. Hiç kimsenin ve hiçbir şeyin seni üzmesine izin vermiyorsun. Deyip iyi dileklerimle Mehmet hatırım için ona temiz bak, güzel bak ve benim için lütfen iyi davran. Çünkü o senin ekmek teknen biliyorum. Evet. Öyle olduğuna da eminim, şüphem yok. Ama şu kadarını söylemek istiyorum. Doğayla, hayvanla, daha doğrusu doğada var olan her şeyle barış içinde yaşamayı başarmalıyız diye böyle bir dipnot düşmek istedim. Hadi gezmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz,
Kapadokya'dayız. Oldukça rüzgarlı bir gün. Öncelikle eğer sesimiz böyle rüzgarla karışık gelirse lütfen bizi idare edin. Çünkü Seyir Tepesi'ndeyiz efendim. Ortahisar Seyir Tepesi Kapadokya'nın en güzel gözüktüğü yerlerden bir tanesi değil mi Mehmet? Evet. Peki Mehmetciğim elinizde cezvesiyle bizimle birlikte. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Kırmadığın için. Buranın geleneksel közde kahvesi varmış değil mi? Evet. Doğru. Gelen misafirlere. Gelen misafirlere közde kahvemizi ikram ediyoruz. Bir şey soracağım. Bunu kullanıyor musunuz peki? Bunu kullanıyoruz. Bu 200 dereceye kadar dayanıklı olduğundan dolayı ateşte herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kahveyi pişirebiliyoruz onunla. Anladım. Fincanlar da aynı şekil sırlanmış olduğu için herhangi bir zararı bir şey yok. Aynen öyle. Peki ama bugün sen bize bakırda yapıyorsun. Biz normalde bakırda yapıyoruz. Çünkü daha kullanışlı bakır. Bu özel müşteriye isteyene o şekil yapıyoruz. Ben de özel olmak istiyorum. Size de yaparsın. Hadi bana bundan yapalım. Tamam. Hadi. Değil mi yani buraya kadar gelmişken özel olmaya hakkımız olduğunu düşünüyorum. Alabilirim. Hadi bakalım Mehmetciğim. Senin özel müşterin olarak bize böyle güzel bir çömlekte sunum yap. Bir de şunu duydum Mehmet. Bu bir süre sonra kendi sıcaklığında da kaynamaya devam ediyor. Kaynamaya devam etmek ediyor. Lazım. Evet doğrudur. Değil mi? Aynen bunu ateşe koyduktan sonra zaten ısındıktan sonra bunu kaldırsak da ısısını koruyor. Isısını koruyor. O yüzden hemen servis etmek lazım yoksa fokurdamaya devam eder değil aynen mi? Aynen öyle. Nerelisin Mehmet? Diyarbakır. Diyarbakır neresinden? Evet. Merkez. Bir selam gönderelim mi Diyarbakır'a buradan? Selam olsun. Ne kadardır buralardasın? 3 sene oldu. 3 yıl. Buradayım, evet. Biz sohbet ederken kameraman arkadaşlarım sizler için zaten gösteriyorlar biliyorum. Gerçekten Kapadokya'nın en güzel görünen yerlerinden bir tanesindeyiz. Bu Seyirtepe, Ortahisar değil mi? Ortahisar. Ortahisar Seyirtepe'ye uğrayın bence. Çünkü çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü arka görseli fonu o kadar güzel ki. Bir de tabii dokusunu da buradan çok daha iyi şöyle bir kuş bakışı uzaktan görmek isterseniz en güzel seyredilecek yerlerden biri. Ortahisar kalemizde zaten. Ha bir de onu söyleyelim. Ortahisar kalesi biri. Manzaramız var. Bak unuttum. İyi ki söyledin bana Mehmetciğim. Ortahisar'ı da bizden daha iyisi yok şu an yani. Yalan olmasın. Havada mis. Biraz rüzgarımız var. Rüzgar biraz etkiliyor. Sesteki kötülüğü de artık bu manzaranın güzelliğine verir. Şimdi köpüğünü... Şimdi kahvemiz kaynamaya başladı. Köpüğünü alacağız kahvemizin. Şöyle. Hmm. Közde kahvenin köpüğü de bol olur. Aynen öyle. Şimdi közde kahvenin köpüğü bol oluyor. Bir de köpüklü sevilir zaten köpüklü kahve. Köpüklü sevilir artı ateşin kısık olması lazım. Ha kısık pişirirken. Ateşte. Evet kısık uzun ateşte uzun uzun pişmesi lazım bu kahvenin. Çok çok güzel koktu biliyor musunuz? Mis gibi koktu. Bir de şöyle bir şey var. Eğer yolunuz buralara düşerse çömlek zaten hani envai çeşit çömlek var ama bu kahve çömleğinden ben almanızı tavsiye şimdi ederim. Şimdi çömleğimiz zaten ısındı. Ateşte durmasına gerek yok. Kendi kendine bu kahveyi kaynatabilir. Aynen öyle. Isısıyla öyle devam ediyor zaten evet. Sıcak kalmaya. Şimdi sunumumuzu yapıyoruz. Şimdi evet. Rüzgardan mütevellit. Şimdi... Oo, mis mis. Hazır. Şöyle koyalım. Sunumumuz hazır. Efendim gördüğünüz üzere kalp şeklinde de fincanlarla sunduk. İşimizi aşkla yapıyoruz'un bir göndermesi gibi oldu. Evet aynen öyle oldu. Çok teşekkür ederiz Mehmetciğim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için Kapadokya'yı tanıttığınız için. Sağ olun. Rica ederiz. Ne demek? Efendim Kapadokya'ya geldiğinizde bu Seyir Tepesi'ni görmeden gitmeyin diye ve burada şöyle bir güzel közde kahve özellikle çömlekte rica edin. Benden size küçük bir tavsiye. İçtiğiniz zaman inanılmaz keyif alacağınızı düşündüğümüz alternatif gezilecek yerlerden bir tanesi. Kapadokya'mızı lezzetlerini, şehri, güzelliklerini gezmeye devam ediyoruz. Bakalım yolumuz şimdi nereye düşüyor? Sevgili izleyicilerimiz, arabamız da bir yerden bir yere seyahat ederken birdenbire böyle bir güzellik bulduk. Fotoğraf çekilmek istedik ama bunu göstermeden olmazdı. Bakınız, nazar boncuklarıyla dolu bir dilek ağacı. Efendim, Anadolu'nun geleneğinde vardır dilek ağaçları biliyorsunuz. Kimisi gider çocuk diler, kimisi ev diler, kimisi kısmet diler, kimisi iş diler. Yani herkesin gönlünde bir dileği vardır. Ben de şu an bizi izleyen herkesin adına... Gönlünüzden, kalbinizden bir dilek tutun. Ben de tutacağım. Ve bunu tek başıma bütün hepimizin dilekleri için bağlayacağım. Şöyle birkaç saniye istiyorum dileğimi dilemek için. Siz de kapatın gözünüzü. Diledim. Siz de dilediyseniz
Bağlıyorum. Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Biraz şöyle yürüyeceğim. İleride çok güzel bir salıncak daha var. Şu aralar sosyal medyayla hangimizin arası iyi değil ki efendim, bildiğiniz gibi. Hanımefendiler daha yoğun bu konuda, şimdi dürüst olalım. Ama beylerden de seven çok. Kapadokya'nın, Ürgüp'ün, yani bu bölgenin öyle bir albenisi var ki her yerde durup fotoğraf çektirmek istiyorsunuz. Bakar mısınız şu güzelliğe? Her yerde bulamıyorsunuz. Bu güzelliği sizinle paylaşalım. Fotoğraf çekmesek de bir görüntümüz olsun, değil mi efendim? Sevgili izleyicilerimiz, biz size gittiğimiz yerlerin biliyorsunuz lezzetlerini, efendim güzelliklerini, doğal güzelliklerini, zaman zaman kültürünü, en önemlisi de insanını anlatıyoruz. Gittiğimiz mekanların, insanlarının hikayelerini de anlatmak istiyoruz. En önemli hikayeleri de hep türküler anlatmıştır Anadolu'da, biliyorsunuz. Şimdi biz madem Ürgüp'teyiz, buraların en bilinen, bütün Türkiye'ye mal olmuş çok güzel türkülerinden bir tanesidir Cemal'im türküsü. Bunun çok hazin de bir hikayesi var. Sizlerle paylaşmak istedim. Cemal 1900'lü yılların başında Ürgüp'ün bir köyünde yaşamış yiğit bir adam ve eşi Şerife ile de çok mutlu bir evliliği olan bir adam. Herkes tarafından saygıyla anılan, saygı duyulan birisi. Ve o dönemler bir kalleş kurşuna kurban gittiği söyleniyor. Ve Cemal'im türküsü Şerife'nin ağzından Cemal'e yakılmış bir ağıttır aslında. Ve ağıtların şöyle bir özelliği var. Hem vefat eden kişinin ağzından yakılır, hem de o acıyı çekenin ağzından. Şerife hem kendi ağzından yakmış bu ağıdı, hem de Cemal'in ağzından acısını söylemiş. O kadar insanlara dokunmuş ki Şerife'nin bu acısı, yıllar yıllar sonra dillere pelesenk olmasına vesile olmuş. Nasıl mı? Çok da enteresan bir hikaye. Bir oğluyla yalnız kalıyor Şerife ve Anadolu'da bir gelenektir biliyorsunuz. Cemal'in amcası Şerife ile evlendiriliyor. Lakin Cemal'in amcası Şerife'nin bu acısını hep saygı duymuş. Onu eş olarak alsa da yeğeninin ölümünü o da sindirememiş. Ve bu türküyü söylediğinde ağlamasını hep anlayışla karşılamış. Bir gün Ürgüplü Refik Başaran, çok kıymetli usta bir aşığımızdır bu bölgede. Onu görüyor Hayrullah, yani Şerife'nin yeni eşi. Diyor ki, sen herkese türkü söyledin ama bir bize söylemedin. Cemal'in türküsünü de söyle, herkes duysun bu ağıdı diyor. Ve Ürgüplü Refik Başaran tarafından bu türkü TRT repertuarına kazandırılıyor. Bakın söyleyeyim, hikayesinde Şerife'nin hakikaten o hüznünü, o yalnızlığını, o sevdiğinden ayrı kalışını, çaresizliğini anlayacaksınız. Gel olasın Ürgüp, dumanın tütmez. Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez. Kır atma cemi, kona tutmaz. Kır atma cemi, kona tutmaz. Oğlum da pek küçük, yerini tutmaz. Oğlum da pek küçük, yerimi tutmaz. Cemalım, cemalım, algın cemalım. Al kanların içinde kaldın cemalım. Cemalım, cemalım, aslan cemalım. Al kanların içinde kaldın cemalım. Güzel bir yüzün var. Cildin nasıl güzel? O sizin güzelliğiniz. Sırrını soracağım biraz sonra. Çok yorgun olduğum için.
Pembe ablanın hayatını size anlatacağım, inanamayacaksınız. Daha doğrusu kendi anlatacak, bakalım ne kadarına dayanabileceğiz. Sonra yine çekirdek, sonra yine enişte. Enişte değil tabii ki. Enişte. Bunun pişmesi aşağı yukarı 7-8 saat sürüyor. Oo, çok bayağı uzun, da uzun, uzun bir süre. Sürpriz bir şey çıkacak. Sürpriz. Açıyoruz. İzleyicilerimiz, yemeklerimizi yapıyoruz, tanıtıyoruz sizlere ama tatlısız olmaz biliyorsunuz. Şimdi iki ayrı tatlı için İmran ablamın yanındayız. İmran evet. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah, iyi hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Seni gördük daha da iyi olduk. Sen bize güzel yüzün gibi tatlış tatlış tatlılar yapacaksın ama asla adını iki saattir İmran abla program başlamadan önce yani çekime başlamadan önce diyorum ki neydi İmran abla bunların adı söylüyor ve ben yine unutuyorum. Şu an o anlardan bir tanesi. İki ayrı tatlı. Ne tatlısı yapıyoruz İmran abla? Zeldari tatlısı yapacağız. Zeldari. Ve aside yapacağız. Aside. Evet, uç sarı özel doğal zeldari. Bu yörenin, bu bölgenin evet. Özel tatlılarından. Lakin sizler de evinizde bunu yapabilirsiniz değil mi? Evet. Evlerde yapılabilecek bir şey. Çok basit, kolay. Evet. Çok basit. Malzemeleri mesela zeldarinin malzemelerini sayalım mı? Önce biz zeldariyi alıyoruz. Çekirdeğini çıkartıyoruz önceden. Sonra cevizini koyuyoruz içine böyle ayırarak. Zeldari dediğimiz şey kayısı. Kayısı da biz buraya özel biz zeldari deriz. İsmine zeldari diyorsunuz. Zeldari diyoruz evet. Daha önceden zeldari derdik biz. Hadi. Sonra kibarlaştık biraz. Zeldari oldu. İyiymiş. Aynen. Bu öyle arada bir şey söyleyeceğim. Ben de sana yardım edeyim. Aralarını açıyoruz. Aralarını çok da açmıyorsun. Çünkü çıkmasın içinden. Şöyle biraz ayırıyorsun. Şöyle biraz ayırıp şöyle arasına ceviz koyuyoruz. Koyuyoruz evet. Zeldarimiz var, cevizimiz var. Şu gördüğünüz ne? Pekmez. Pekmez. Evet. Siyah üzüm pekmezi. Siyah üzüm pekmezi. Biraz tereyağı var. Tereyağı da kavuracağız. Su dökeceğiz. Suyla beraber pişireceğiz. Suyla beraber pişireceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi alternatif bir tatlı. Ve çok kısa sürede de olabilecek bir şey evet, galiba değil mi? Evet, 10 dakikada, 10 dakikada bir şey. 10 dakikada o kadar aynen. Pratik ve sağlıklı ki bakınız. Bu bölgede zeldari deniyor kayısı kurusuna. Arasına cevizleri şöyle koyuyoruz. Böyle sandviç yapar gibi. Aynen. Ki zaman zaman bunlar böyle hazır şekilde de satılır bazı yerlerde görürsünüz kuru yemişçilerde. Şimdi tatlımızı sandviç haline getirdikten sonra tereyağımızı da koyduk. Bir kaşık kadar koyduk değil mi? Koyduk. Bunu ateşe koyuyoruz. Bunu tereyağında böyle bir kavruyoruz biraz. Suyunu aynen. Dökmeden önce. Tamam. Ondan sonra pekmezini dökeceğiz. Aha. Sonra suyunu dökeceğiz, ilave edeceğiz. Suyu çekene kadar pişecek. Tamam, yaklaşık bir 10-15 dakika. 10-15 dakika evet, zaten yumuşar, suyunu da çeker belli olur. Zerdeli yahnimiz hazır. Alternatif bir tatlıdır. 15 dakikada hazırlanacak bir tatlı. Ben çocukların da çok seveceğine inanıyorum. Hem sağlıklı, dışarılardan almak yerine 15 dakikada evde hazır bir tatlı yapmak isterseniz böyle bir alternatif sundu İmran ablam bize. İmran ablacığım bunu kenara koyuyorum. İkinci tatlımızın adı neydi? İkinci tatlımızı aside yapacağız şimdi. Aside yapacağız. Aside. Ben şöyle malzemeleri sana yaklaştırıyorum. Evet. Bana bir sayabilir misin? Unumuz uçmasın diye kapamıştım. Sıvı yağda unu kavuracağız. Tamam. Sütle pekmez biraz da su katıp kavrulduktan sonra üstüne döküp tekrar çekene kadar pişireceğiz. Tamamdır. Bu da buraya özel bir tatlı uç sarı. Bu da yine yapıldığı özel aside. Bir yer var mı yoksa? Düğünlerde bunlar da yapılırdı. Aside. Birbirine hediye götürülürdü böyle düğünde tatlı yemeklerin üstüne. Şey hısım olanlar evet, diye yakınlar. Gelinle ve damat tarafı aynen. Birbirine. Yakınlar hediye getirir düğünlerde. Ne güzel. Hadi başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Evet ocağımızı yakalım. Ocağımıza koyuyoruz tavamızı. Evet. Bu da yine sanırım çok kısa sürede olan bir tatlı. Bu daha kısa olur evet. 10 dakikada hemen un kavrulunca zaten sadece oldu sayılır. Sadece un kavrulmasıyla vakit kaybediliyor. Onun dışında da malzemeler içerisinde konuluyor. Ben de çok merak ediyorum. Aside tatlımızı. Bunun kibar söyleyişi var mı yoksa hep yok, aside? Yok bu normal. Aside o zaman da asideydi. Şimdi de aside.
Asidat attığımız için yağımızı koyduk. Bir şey soracağım sana bu arada, evet. Emine abla. Senin de hayatını böyle anlatmak istiyorum. Madem bu kadar televizyonlara çıkmışsın, biraz senden de bahsedelim. Nasıl geçiyor burada günlerin? Çalışıyorum. Evde ev işleriyle, çocuklarımla, eşimle. Torunlarla. Torunlarla, evet. Çocukların hepsi burada mı? Burada. Hepsi de Uçhisar'da. Zaten oğlum, evli olan oğlum yakın. Evi yakın. Gelip kızım gidiyorlar. Şimdi evde üniversite okuyordu. Artık okullar kapalı evde. Doğru. Evden eğitim devam, evet. ediyor. Doğru söylüyorsun. Öyle, kaç yıllık evlilik? 30. 30 yıl. 28. Ve bayağı 30 yıllık evli. Artık bir yerden sonra saymayı bırakıyor insan. Aynen öyle oluyor. Unuttum bile kaç yıllık evli olduğumu. Doğru söylüyorsun. Yağımız kızdı. İstersen, evet. İmran ablacığım, unumuzu koyalım içerisine. Sen unumuzu koyarken ben sana şeyi soracağım. Eşin de buralı değil mi? Eşim de buralı, evet. Ne, 30 yıl önce burada tanışıp mı evlendiniz, yoksa tanışıklığınız var mıydı? Tanışıklığım yoktu. Görücü usulüyle evlendim. Görücü. Hiç, evet. görmedin mi? Önceden biliyordum. Bildiğimdi de. Ama öyle bir, yani evlenmek amaçlı bir şeyim yoktu. Kaç yaşında evlendin İmran abla? 19 yaşında. Peki istemeseydin verir miydi yine baba? Yok, vermez. İşte sorardım. Ben bu duymak istediğim. Vermezdi kesinlikle, babam çok anlayışlı, görgülü bir adamdı. Ne güzel, ne mutlu. Duymak istediğim cümleler bunlar babalardan, büyüklerden. O yüzden benim için çok kıymetli bu sözlerin. En azından gönlünün istediğini yaşamış oldun. Tabii ki. Peki mutlu musun? Mutluyum elhamdülillah. Bir sıkıntı yok tabii ki, ufak tefek herkeste olan bir sıkıntı ama çok normal canım, şey, aynen öyle. Çok da sevdim, severek. Arka tarafta. Ve geçirdik günlerimizi. Arka tarafta naralar, bizim için bu bağırtılar, bu çağırtılar. Hayranlarım efendim, çok teşekkür ediyorum. Ne güzel, mutlu olmana çok sevindim. Mutlu olmayınca evlilik bitmez, günler bitmez yani. Doğru diyorsun, doğru söylüyorsun. Sevgili izleyicilerimiz, artık unumuz kavruldu. Kokusu baya baya çıktı. Biz de bir su bardağına yakın su, yine bir su bardağına yakın süt ve bir su bardağına yakın pekmezimizi karıştırdık böyle bir kabımızın içinde. İmran ablamla beraber şimdi artık un kıvamına gelmeye başladıktan sonra içine dökeceğiz. Türkü sever misin İmran abla? Severim tabii ki. Dinler misin? Tabii dinlerim. Ne güzel. Ben o zaman buranın bir türküsünü söyleyeyim mi sana? Söyle, benim iyi olur, olsun. Dinleyelim tabii ki. Tabii ki, hemen söylüyorum efendim. Gördüğünüz gibi hemen işime dönüyorum. Taşa çaldım ayvam ile narımı, taşa çaldım ayvam ile narımı, hep harcadım evde olan malımı, hep harcadım evde olan malımı. Eğer yarim ben gider de gelmezsem, eğer yarim ben gider de gelmezsem, kırmızı güllerden arar rengimi, kırmızı güllerden arar rengimi. Aman yar, hele 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 yandım yar, bu senede gurbet elde kaldım yar, bir kötüye nasıl meyil verdim yar. Aman yar, hele 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 yandım yar, bu senede gurbet elde kaldım yar, bir kötüye nasıl meyil verdim yar. Allah'ım ne kadar güzel söyledin. Çok güzel, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok da mütevaziyim bu konuda, gördüğünüz gibi. Bu türkü de buranın türküsü. Öyle mi? Tabii, bu bölgenin türküsü. Taşa çaldım ayvam ile narımı. Çok güzel, çok güzel söyledin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi unumuz kavruldu ve karışımımızı şöyle, okuyorum, yaklaştırıyorum. Şöyle sıçramasın. Tamam, okuyorum. Dikkat ediyorum. Ve tekrar ateşin üzerine koyuyoruz. Suyunu çekene kadar karıştırarak pişiriyoruz. Zaten suyunu da hemen çekecek gibi. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, arkamızda gördüğünüz gibi deri bacaları manzarası var. Bu bölgenin dokusu gerçekten tarihi ve gördüğünüz zaman eminim ekrana da öyle yansıyordur. Buraları gelip yerinde görmek bambaşka. İnsanı ayrı güzel, doğası ayrı güzel. Ve gezilecek çok yeri var. Yapılacak çok şey var burada. Biz sizler için lezzetlerini, insanını, doğasını anlatmaya çalışıyoruz. Asidemiz de hazırlanmış bulunuyor. İmran abla,
Evet. Rüzgara karşı savaş verdin bugün. Aynen ya. Aynen öyle oldu. Rüzgar ateşi söndürdükçe biz yaktık. Dedik ki bu tatlıyı yapacağız ve yaptık. Asidemiz de hazır. Bu senede gurbet elde kaldım yar. Bir kötüye nasıl meyil verdim yar. Aman yar. Hele 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 yandım yar. Bu senede gurbet elde kaldım yar. Bir kötüye nasıl meyil verdim yar. Aside bu Türkiye pişsin artık ya. İşte artık bitti. Şimdi tamam. Sunum için tabağımızı uzatıyorum. Gel gel Aside'ye gel. Bak ne güzel oldu. Sevgili izleyicilerimiz, İmran abla çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Muhabbetine, değil. Sohbetine, güler yüzüne çok teşekkür ederim. Seni yorduk biraz. Ben de teşekkür ederim. Olsun, önemli değil. Siz memnun olun oldu. Yo, biz çok memnunuz. Eminim ben izleyicilerimiz de çok memnun olmuştur. Çünkü gerçekten çok basit bir alternatif bir tatlı sunmuş olduk onlara. Malum Ramazan'dayız. Ramazan'da da yemeğin üstüne böyle bir tatlı ne yapayım? Aynen. Canım tatlı çekti falan derseniz 15 dakikada 20 dakikada ikisi birden hazırlanabilir tatlılar bunlar. Çoluk çocuk herkes de gönül rahatlığıyla yiyebilir. Çünkü içinde tatlı yerine yani şeker yerine pekmez var ve çok sağlıklı. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim tatlılarımızı bitirdikten sonra buraları gezmeye, görmeye, lezzetlerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bakalım sırada ne var? Sevgili izleyicilerimiz Uçhisar'ı sizler için gezmeye, insanlarına dokunmaya devam ediyoruz dedik. Şimdi çok kıymetli bir hanımefendinin yanındayız. Çömlek işçiliği burada geleneksel bir işçilik. Bunu aynı zamanda buraya sonradan gelenler de icra ediyorlar, yapıyorlar. Ve arkamda görmüş olduğunuz çömlekleri yapan bir kadın girişimcimiz var şu anda yanımızda. Gökçe Hanım. Merhabalar Gökçe Hanım. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz teklifimizi kabul ettiğiniz için, bizi kırmadığınız için ve bizle el sanatlarınızı paylaştığınız için. Peki hoş geldiniz öncelikle. Çok sağ olun. Gökçe Hanım, Uçhisar'da neler yapıyorsunuz? Kadın girişimci dedik. Birazcık bahseder misiniz? Burada hangi etkinliklerde bulundunuz? Bu sonrasında da çömlek işini birazcık anlatalım. Neler yapıyorsunuz? Öncelikle ben buralı değildim. Evet. Eşimle birlikte buraya geldik. Geldiğimizde önce turist olarak geldik. Buraya aşık olduk ve burada kalma kararı aldık. Ve burada bir tane bir ev aldık, restore ettik. Harika. Biz burada olsak ne beklerdik? O şekilde yola çıktık. Böyle işlerle uğraşmaya başladım. Bu beni rahatlatmaya başladı. Burada çünkü çok sakin, güzel bir yaşam var. Güzel akıyor her şey. Çok sakin. O yüzden bunlar da bizi sakinleştiriyor. Kendim yapmaya başladım öncelikle. Beyaz çamurdan mesela bunları yapmaya başladım. Biz kırmızı çamuru biliyoruz ama beyaz çamur çok bilinen bir şey değil. Bakınız şöyle yanlarını da göstereyim. O kadar orijinal bir şey ki bunu boyuyorsunuz değil mi sonrasında? Evet. Öncelikle bunu yapıyorum. Kurutuyoruz. Bu şekilde getiriyoruz. Fırınlıyoruz, daha sonra boyuyoruz, daha sonra tekrar fırınlıyoruz ve diğer şekilleri alıyoruz. Boyamalar, kabartmalar yapabiliyoruz. Boyanmış onlar seramik. De. Evet. Boyanmış hali böyle evet, oluyor değil aynen. mi bunların? Seramik haline dönüştürüyor. Sırlanıyor. Orijinal hali mesela bu oluyor. Bu aynı beyaz çamur olduğu için. Biz onları önce farklı tonlarda boyuyoruz. Mesela siyah, sarı, işte kırmızı. Daha sonra üzerine çizimlerini yapıyorum. Bu ince iğneli uçlu kalemlerle. O kadar ince ve iğne uçlu ki yani böyle hani sabır. Evet bayağı bir uğraş gerektiriyor. Bu arada bu bölgede biz bu objeyi çok gördük. Bence bir anlatmalıyız. Bu nedir? Onun ismi halkalı hitit. Halkalı. Bu bölgede sürekli karşılaştığınız. Evet. Onun özel bir anlamı var bu bölge için. Ben küçük olan değil büyük olandan size göstermek istiyorum. Tamam. Üzerindeki çizimler diyeyim, ince çizimler, bu iğne uçlu kalemlerle çizdiğimiz çizimler Kadeş Antlaşması'nın yazıları. O Kadeş Antlaşması önceden çivilerle yazıldığı için bu iğne uçlu kalemlerle tekrar bunların üzerine işleniyor. Hmm. Tamamen anlaşmanın orijinali değil ama tamamen ona benzer şekilde çizimler gerçekleşiyor. Hmm. Hititler ilk hasatlarını, üzüm hasatlarını aldıkları zaman bunun içerisine koyuyorlar. Ha. Ve bu
bunu yüksek bir bölgeye koyuyorlar. Yüksek bir bölgede güneş ışınları bunun içinden geçtikten sonra ürünleri kutsanmış oluyor. Ve ondan sonra ürünlerini kullanıyorlar. Ha, inanış için ürünlerini kutsama ihtiyacı duyuyorlar. Bu üzerindeki böyle kocaman delik bunun için. Aynı zamanda da köleliğin bir sembolü bu. Çünkü köleler bunu kollarına takıyorlar. Şu şekilde. Aha. Ve servislerini yaparken eğilmek zorunda kaldıkları için köleliği de temsil ediyor. Ha, çok enteresan. Evet, bunu bir alacağım ben. Şöyle koldan geçiriyorsunuz ve şu şekilde. Bakın çok mantıklı. Doğru. Aa, bilmiyordum. Hikayesini hiç bilmediğim bir şey. Aslında hiç görmediğimiz bir şey değil. Zaman zaman bazı yerlerde süs eşyası olarak hani obje olarak kullanılır evlerde. Evet. Ama Hitit döneminden kalma olduğunu sizden öğrendim. Evet, yapımı çok zor. Aşamalı bir dört parçadan oluşuyor. Gövdesini, kulbunu, aktığı yeri ve altını dört parçadan oluşarak yaptıkları için çok zor yapılan bir şey. Tamamen el işçiliği öyle söyleyebilirim. Bunu siz mi yaptınız? Onu ben yapmadım. O kadar yapamıyorum ama çizimini ben yaptım. Çizimleri size ait. Yalnız şunu söyleyeyim. Hiç sorun değil. O kadar yapamıyorum dediniz ama şu çizimler de gerçekten sabır işi. İğne uçlu kalemlerle yapıyorsunuz. Evet, bu arada bardaklarınız var. Bunları tamamlamamışsınız. Henüz. Onları tamamlamadım. Evet, yavaş yavaş tamamlıyorum. Vakit oldukça tamamlıyorum. Mesela bir görsek böyle bir hani nasıl yapıldığını Gökçe Hanım. Şöyle iğne ucu var üzerinde. Oradan mürekkebi gelir. O şekilde şöyle. Şimdi şöyle aktarayım ben size. İğne uçlu olduğu için dik tutmanız gerekiyor. Her kalem gibi akıcı bir kalem değil. Mürekkep geldikçe çizimi yapabiliyorsunuz şu şekilde. İçine giriyor ve çıkıyor iğnesi. Ha, iğne ucu içeri girip çıkıyor. Giriyor. Denemek isterseniz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen burada mesela Gökçe? Yani ben aslında her şeyi denememeliyim. Çünkü sanat eserlerinin başına benim yüzümden kötü şeyler gelecek diye sonuçta el emeğidir, göz nurudur. Gelecek diye çok korkuyorum ama hadi bir tane deneyeceğim. Bir de şöyle bir durum var tabii ki burada el mahareti ortaya çıkıyor. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz Gökçe Hanım bunu? 9 yıl oldu. Yapması çok meşakkatli ama sonrasındaki eserleri gerçekten çok güzel. Sizi tebrik ediyorum Gökçe Hanım. Bir başka Pembe Hanım'la bize bir lezzet sunumu yapacak. Sevgili izleyicilerimiz, Gökçe Hanım'la dışarıda sohbetimizi bitirdik ama içeride muhabbete devam edeceğiz demiştik. Şimdi kabak çekirdekli erişte yapımı için Pembe ablamızı yanımıza aldık. Pembe abla hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ne güzel bir yüzün var. Cildin nasıl güzel. O sizin güzelliğiniz. Sırrını soracağım biraz sonra. Çok yorgun olduğum için. Gökçe Hanım'la birlikte çalışıyorlar. Çalışma arkadaşısınız aynı zamanda değil mi? Berabersiniz. Hadi bakalım sunum sen. Eriştemizi önce komşularla beraber yiyoruz, açarız, güneşte kurudururuz. Sonra ambar diye bir yerimiz var, orada küpecikte bekletiriz. Bir sene dayanır bu. Gelir misafirlerimize ikram ederiz. İkram ederiz. Çekirdekli. Çekirdeğimizi de bağda biz kendimiz ekerek kaldırırız. Burada kendiniz kurutuyorsunuz yani. Kavururuz fırında. Çünkü onu diyecektim. Rengi birazcık çekirdeklerin bakın. Biraz taze koyu bu. Kıvam. Kendi suyuyla kavururuz. Sonra da dibekte döveriz. Aha. Sonra eleriz. Çek makarnamıza katarız. Ha, yani erişte makarna, erişte biliyorsunuz bir çeşit makarnadır sonuçta. Ama burada önemli olan eriştenin kabak çekirdeğiyle sunumu yapılıyor. Tereyağlı bir de. Buraya özel bir şey değil mi? Ben ilk kez böyle bir yemek görüyorum. Pembe abla bizim için bunu yapacak. İstersen ufak ufak başlayalım sonra sohbet edelim. Neyle başlayacağız yapmaya önce yemeğimizi? Önce ocağımızı yakalım. Bu arada Pembe abla, efendim, sen yağ erittin, üzerine de erişteleri koydun. Onları kavuruyorsun değil mi? Biraz sonra da suyunu ilave edeceğim. Biraz sonra suyunu ilave edeceğim. Pembe abla evlisin değil mi? Evet. Kaç yıllık? 33 sene. Yüzükülen kadın, bu mutlu. Bak, suyumu da alabilir miyim? Suyunu da vereyim, dur. Ben vereyim. Hemen verelim suyunu da. Gökçe Hanım bize yardımcı olacak şimdi. Altı yanmasın, dikkat edelim. Nasıl güzel kokusu çıktı, bayılırım. Tereyağda kavrulmuş erişte. Bizim oralarda da bunu şekerle yaparlar. Tereyağında kavurup üstüne şeker dökerler. Of. Evet. Ne kadar? Bir bardak kadar su koyduk değil mi? Bir bardak kadar da su koyduk. Bu burada pişerken de çekirdeğimizi hazırlayacağız. Biraz yumuşayacak. Evet. Makarna gibi.
Ama makarnadan farkı önce kavuruyoruz sonra suyunu döküyoruz. Çekirdeğimizi dibekte ezeceğiz. Çekirdeğimizi de böyle eziyoruz. Dibeğin de orijinalmiş evet. Kız. Böyle ezdikten sonra buna böyle döküyoruz. Bunu böyle eliyoruz. Bu hazır oluyor. Elenmiş. Evet. Halde kabak çekirdeklerimiz, kameralarımız görsün diye şöyle açıyorum. Kabuklarıyla bir koyuyorlar, eziyorlar. Bu arada kabuklarıyla birlikte eziliyor. Evet. Eledikten sonra kabuklar bunun üzerinde kalıyor. Ha, zaten kabuklar kendiliğinden ayrılmış oluyor elin evet. Üzerinde. Burada kalıyor. Tamam, içini böylece un kıvamına getirmiş evet. Oluyorsun. Bir günün nasıl geçiyor Pembe abla burada? Bir günüm. İzin olduğum gün torunum var, ona bakıyorum. Gelinim var, kızım var, nişanlılı oğlum var, gelin kızım var. Kaç çocuk var senin? 3 tane. Allah 3 tane de torunum maşallah. Var. Ay maşallah, Allah bağışlasın. Bana bir gününü anlat burada. İzinli olduğum gün. Tamam, izinli olduğun günü anlat, bir de çalıştığın günü tamam. Anlat sonrasında. Önce izinli olduğun gün. İzinli başla. Olduğum gün Muhammed diye torunum var, annenlisi bakıyor ama haftada Allah. Bir günde ben bakıyorum. Oğlanın oğlu. Oğlumun oğlu. Ha. Otelde de işim olursa bazen rica ediyorlar Gökcan'ımlar. Buraya da geliyorum. Evde bir de kayınvalidem var hasta. Ha, Allah şifa ona da versin. Bakıyorum. Ondan sonra çocuğa bakıyorum. Gelinim gelecek diye biraz da hazırlık yapıyorum. Pasta, börek, yemek. Öyle geçiyor. Akşam olunca da oğlularım geliyor. Onların yemeğe hazırlık. Yani izin gününde sen izin gayet çalışıyorsun. Çalışıyorum. Peki çalıştığın gün ne yapıyorsun? Böreğimi, kekimi, pişim var onu hazırlık yapıyorum. Kişi otelimde kaç kişi varsa otelde ona göre hazırlıklarımı yapıyorum. Kahvaltımı veriyorum 12'ye kadar. 12'den sonra eve gidiyorum. Kayınvalidemi yemeğini hazırlıyorum. Onu veriyorum. Tekrar otele geliyorum. Katı yapıyorum, ütümü yapıyorum. Tempoyla geçiyor günüm. Hem işte hem evde hizmet evet. Sektöründe evet. Çalışan olarak. Bu arada ne şanslı gelinlerin var senin ya. Çok şükür gelinim de çok iyi. Gelin kızım da inşallah iyi olur. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Tamam, bunumuz hazır. Tamam. Şehriyemizi suda önce yağla birlikte kavurduk. Sonra birazcık 1,5 bardak kadar su koyduk. Çok da mis gibi koktu diyorum ya. Evet, her defasında tereyağlı. Şey tereyağlı. Çekirdeğimizi alıyoruz. Evet. Altını kapattık değil mi Pembe abla? Çekirdeği önce böyle biraz altına yapıyoruz. Sunum yapacağımız tabağın altına seriyoruz. Sonra biraz da erişteyi üstüne. Oh. Kat kat olacak. Hiç duymamıştım böyle bir şey. Aslında çok da kolay. Yani hani çok uzun süre almıyor. Sadece şunu birazcık ezip işte eledikten ben sonrası. Ben peynir de yemem. Peynir yemediğim için bu önce peynirli de olur. Ama ben peynir yemediğim için böyle şey çekirdekli yapıyorum. Çekirdekli yapıyorsun. Bunu peynirli de sunabilirsiniz evet. Yani. Lor peyniri mi daha çok kullanılıyor yoksa böyle tulum beyaz peyniri. Tulum peyniri. Tulum peyniri. Tam onu diyecektim. Çömlek peyniri olduğu çömlek için peyniri. Yani tulum peyniri de çömlek peyniri diyorlar. Çömleklere basıyorlar peynirleri. Tuzlu peynir daha lezzet evet. Veriyor değil mi? Gördüğünüz gibi börek gibi kat kat en alt katmana çekirdeğin o un kıvamına getirilmiş hali konuyor. Sonra birlikte erişte, sonra yine çekirdek, sonra yine enişte. Enişte değil tabii ki bunun adı. Erişte. Dilim de dolanmaya değildi. Üstüne de ceviz. Ya ceviz her yere yakışır mı ya? Çok güzel. Mis gibi koktu şu anda. Bakınız. Tereyağı. Tereyağı üzerine eritip. Tereyağı. Daha bitmemiş. Bir de üzerine tereyağımız var. Hiç bilinmeyen bir şey. Ben ay çekirdeği demişim. Kabak çekirdeğinin bir yemekte ilk kez böyle bir adının geçtiğini duyuyorum. Şimdi tereyağımızı bir miktar böyle isteğe göre eriteceğiz. İsteyen döker, istemeyen dökmez. Ben dökerim. Yağlı severseniz dökersiniz. Ben dökerim. Hakkını veririm. Efendim iftar sofralarına çok güzel bir alternatif. Köyde değilseniz, buralarda değilseniz de erişte bulmak çok zor değil. Artık hazırda da bulunuyor. Ve gördüğünüz gibi yani yaklaşık biz 10-15 dakikada bunu hemen hazır ettik. Çabucacık olacak. Üstelik lezzetli. Karbonhidrat değeri yüksek ama lezzeti de ondan daha yüksek. Çok lezzetli bir sunum. Peki Pembe ablacığım, şunu soracağım. Yoruluyor musun böyle arada yeter artık dediğin, böyle bir ben de dinleneyim dediğin olmuyor mu? Oluyor.
Ama Gökcan'ımı görünce ya da konuşmak istediğim zaman geldiğimde dinleniyor. Güzel kızı olduk. Evet. Burada evim de çok yakın. Evet, aile gibi olduk. Ama işte bu çok önemli bir şey. Yani çalışan işveren gibi değil de çalışma arkadaşlığı. Ben az önce de ona çok dikkat ettim. Biraz üstüne isteğe göre böyle coz diye dök. Ya sen ne tehlikeli şeyler yaptın ya. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çok tehlikeli ama çok güzel. Gökçe Hanımcığım, Pembe Ablacığım çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Bize mekanınızı açtınız, hayatınızı açtınız. En önemlisi de güler yüzünüzü bizimle paylaştınız. Ve lezzetlerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür afiyet ediyoruz. Afiyet olsun. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Elinize kolunuza sağlık. Yolunuz buralara düşerse efendim, insanları çok güzel. İnsanları güzel olan yerin yemeği kötü olur mu? Lezzetleri onlardan da güzel. O yüzden gelirseniz, yolunuz düşerse buralara böyle lezzetleri tadabilirsiniz. Bakalım şimdi yolumuz nereye düşecek, hangi lezzetleri size göstereceğiz. Gerdan kebabıyla devam ediyoruz. Recep ustamızın yanındayız. Recep ustacığım merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Neredeyiz biz şu anda? Biz şu anda Avunus ve Göreme'nin ortasındaki Çavuşin kasabasındayız. Çavuşin. İn, evet. Çavuşin kasabasındayız efendim. Bilginiz olsun, bunu söyleyelim. Recep ustamız bugün bize gerdan kebabı yapacak. Rağbet gören bir kebap mıdır tabii burada? Tabii ki, tabii ki. Bizim burada yoğunlukla satılan et yemeklerinden birisidir. Harika. Kuzu gerdan. Kuzu gerdan. Evet. Ne kadar sürüyor pişmesi? Bunun pişmesi aşağı yukarı 7-8 saat sürüyor. Oo, bayağı uzun, da uzun, uzun sürüyor. Bir süre içerisinde pişiyor. Biz bunları, bu etimizi daha önceden alıyoruz ve hazırlıyoruz. Hı-hı. Bahar zamanı yetişen hayvanların etidir bu. Yani şu anda yetişen hayvan eti değil. Ha, önceden yani hayvanın alıyoruz. Kesilme tabii zamanı ki, bile tabii farklı. Tabii ki, yani lezzetli, daha lezzetli olması için baharda yetişen, yani doğada yiyen hayvanların etidir bu. Alıyoruz, vakumlatıyoruz ve şokluyoruz. İhtiyacımız olduğu kadarını çıkarıyoruz ve kullanıyoruz. Anladım. Peki o zaman böyle ufak ufak yaparken sizinle de sohbete, muhabbete tabii devam ki, edelim. Başlayalım ki. Mı yapmaya? Başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi malzemelerimiz burada mevcut. Sayalım hemen. Kuzu bunu, gerdanlarımız zaten. Kuzu gerdanlarımızı zaten diziyoruz bu şekilde. Yan yana diziyoruz. Yan yana diziyoruz.
Bu arada Recep ustacığım, siz onu dizerken buralı mısınız? Ben aslında Konyalıyım. Konyalısınız. Ne kadar zamandır buradasınız? 35 senedir buradayım. O zaman buralı gibi olmuşsunuz. Hanımköylü oldum biraz. Aa, hanım mı buralı? Evet. O vesile oldu buraya gelmenize. Biraz hanımköylü oldum. Çoluk çocuk var mı? İki tane kızım var benim. Ah, Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Kız evlat da babalar için başkadır ya. Çok başkadır. Kaç yaşındalar? Kızımın birisi 28 yaşında, birisi 18 yaşında. Aa, maşallah. 10 yıl arayla doğdu yani. Evet. Birisi hemşire, diğeri hala şu anda okuyor. Okuyor. Evet. Evliler mi? Yani evli olan var mı? İkisi de bekar, evdeler. Daha evdeler. Tamam, iyi olmuş. Evet. Ustacığım, şimdi neler koyduk? Sen kabakları da bu arada ilave et lütfen. Etimizi döşedik, yerleştirdik güzelce. Aha. Patateslerimizi bu şekilde doğradık. Patlıcanlarımızı doğradık, havuçlarımızı doğradık ve kabaklarımızı koyacağız. Hadi hepsinin bakalım. Aynı ebatlı olmasına gayret gösteriyoruz. Ustam, evde de yemek yapıyor musun? Evde sürekli yapıyorum yani. Sürekli bir de? Sürekli yapıyorum. Aa, her fırsatta yapıyorum. Ben yemek yapmayı seviyorum, mesleğimi çok seviyorum. Hanım çok severek şanslı. Severek yapıyorum. Hanım çok şanslı. Tabii ki. Peki kızlar sizinle mi yaşıyor hala? Kızlar benimle yaşıyor. Onlar yapıyor mu peki? Pek fazla değil. Hazır yemeği daha çok seviyorlar. Tamam. Yani bu işin ustası var ki bize düşmez diyorlar. Ama sonra nasıl zorlanacak onu bilmiyorlar. Senin kızın olsam ben de öyle olurdum. Ne yalan söyleyeyim, yani şimdi okuyorsun, çalışıyorsun, ne bileyim bir hayat ailesi var. Şimdi baba yapıyor, eminim eşinizin de eli lezzetlidir. Evet, tabii ki. Tabii onlar yaptığı zaman şimdi kızlar ne yapsın? Yani yemesi şimdi güzel ne yaparsak evde. Yapalım bir hanımın yaptığı kadar lezzetli yapamıyoruz. Yemeği çok farklı oluyor tabii ki. Yani bizimki daha farklı, onların lezzeti daha farklı oluyor. Doğru söylüyorsun ustacığım. Yani ben her zaman evden buradan gittim, evde eşimin yemeğini yiyorum. Yani laf etmiyorsun değil mi? Bunu niye böyle yaptın ben burası? Benim eleştiriyorum tabii ki. Yani şöyle yaparsan daha güzel, daha lezzetli olabilir diyorum. Peki bir şey soracağım ustacığım. Hani her aşçının böyle bir ustalık alanı vardır. Senin ustalık alanın et yemekleri mi? Et yemekleri, meze çeşitleri. Yani biz dünya mutfağına genelde hitap ediyoruz. Yani biz alakart çalışıyoruz sürekli. Alakart çalışıyoruz. Hepsinden biraz bir şeyler biliyoruz. 35 senedir bu mesleği yapıyorum ben. Oo, maşallah. Ama günün sonunda evdeki tencere yemeğini yiyorsunuz. Tabii ki. Evde yemek yaptığında fazla koyuyor musun? Hayır, aynı standartlarda yapabiliyorum. Ha. Ben de dağınık çalışmayı sevmiyorum zaten. Şunu demek istedim, hani eli bol oluyor ya. Yetecek kadar, ben ısrafı da sevmiyorum. Bu konuda seninle hemfikirim ustacığım. Evet. Recep şimdi ustacığım, şimdi sarımsaklarımızı doğrayacağız. Yavaş yavaş. Bol sarımsak var burada. Evet. Doğrayalım ustacığım, hadi görelim onları da. Ete... Sarımsak lezzet, hakikaten çok güzel lezzet yakışıyor. Ediyor değil mi? Evet. Bu arada biz bunu fırınımızda... Bunu odun fırınında yapıyoruz. Odun şu anda fırın. Fırınımızın derecesi 300 dereceye yakın bir derecesi var içerisinde. 300 dereceye yakın. Bu 300 derece içerisinde 7 saati buluyor. Yani biz normalde bu yemeklerimizi akşamdan atıyoruz. Sabahleyin geldiğimizde çıkartıyoruz. Hmm. Fırın çönmüş halde oluyor. Rahatça dinlene demini ala yemeklerimizi pişiyor. Uzun saatlerde pişince uzun de etler böyle bildiğiniz pamuk gibi oluyor değil mi? Aynen. O şekilde. Ağızda dağılıyor. Evet. Bu çok önemli. Nedir bu usta? Bu defne yaprağı. Bunu biz kendimiz topladık ağacından. Aha. Kuruttuk. Çok organik bir şekilde saklıyoruz. Ustam, defne yaprağını da koydun et yemeğimizin üzerine. Defne yaprağı genelde balığa aslında. Genelde balığa daha çok yakışıyor. Ama burada et da. Et yemeklerinde güzel aroma veriyor. Defne yaprağı biliyorsunuz, defne daha doğrusu yenmeyen bir ağacın yaprağı. Çünkü biz Hatay'a gitmiştik. Hatay'da gittiğimiz şelalede orada defne ağaçlarının böyle olduğunu görmüştük. Ve bir hikayesi var Yunan mitoloji çağında. Dafne ve Apollo'nun böyle bir karşılıksız aşk hikayesi aslında. Dafne Apollo'dan kaçıyor. Hatay sınırlarına gelince o şelalede artık Toprak Ana'ya yalvarıyor. Diyor ki ben Apollo'nun aşkına güvenmiyorum ve onu istemiyorum. Toprak Ana beni kurtar diyor. Ve Toprak Ana onu bir ağaca dönüştürüyor. Adı da defne ağacı oluyor. Apollo da
çok da güzel bir ağaç tabii ki. Apollo da diyor ki madem sen ağaca dönüştün, seni hiç kimse yiyemesin, içemesin ama kokundan işte ne bileyim böyle tadından faydalansın ama yiyemesinler ve içemesinler. Biz de dikkat ederseniz defne yaprağını kokusundan faydalanmak üzere balıklarda ve etlerde kullanıyoruz. Lakin asla yiyemiyoruz. Tadı kötü. Defne tohumunu yiyebiliyoruz. Tohum yeniyor mu? Defne tohumunu yiyebiliyoruz. Şifalı da bir bitkidir yani. Apollo'nun kemikleri de sızladı mı şimdi? Yani kemik hastalıklarına defne tohumu çok güzel oluyor. Hmm. Bunu da sizden ilk kez duymuş oldum. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Mitolojik çağlardan bu zamana her şey değişebilir demek ki. Benim bildiğim hikayesi buydu. Şimdi devam ediyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. Evet. Etlerimizin üzerine. Tabii ki tereyağı da olmazsa olmazmaz. Tereyağı olmazmaz. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ne lezzetli olur bu da. Evet. Ve şimdi fırına vermeye, odun fırında vermeye. Şimdi baharatımızı alacağız. Çok tabii. Fazla bir baharatımız yok. Bunlar sadece çok hafif tuz, fazla olmamak şartıyla hafiften tuz koyuyoruz. Çünkü tuz etin pişmesinde birazcık zorlar. Yani geç pişmesini sağlar. Tuzun normalde bir yemekle hep sonradan atarız. Anladım. Bu fırında kalacağı için öyle bir sorun yaşamıyor. Ve kekik, tane kekik. Tane kekik evet, ama. Tane kekik. Çekilmemiş tane kekik. Çekilmemiş tane kekikimizden çok az bir şey atıyoruz. Bu şekilde. Ete kekik de çok yakışır. Evet. Ve suyumuzu ekliyoruz. Az bir miktarda suyumuzu bir kenardan döküyoruz. Fazla su olmamak şartıyla. Çünkü kendi et suyunu verecek. Zaten verecek, evet. Doğru. Yaklaşık böyle bir 3-4 su bardağı gibi. Aynen o kadar. Yani şöyle 1 litreden biraz daha az. Evet. Ve folyo kağıdıyla güzelce. Kuzu gerdanımız hazır, malzemelerini koyduk. Şimdi koparıyoruz alüminyum folyomuzu. Düdüklü tencere misali etrafını sarıyoruz. Hem buharında hem de sıcağında pişiyor. Şöyle hazır yanan fırınımıza süreceğiz bunu. Gel gel kebaba gel. Çok güzel oldu vallahi, çıktığında ben de merak ediyorum. Buyurunuz efendim, odun fırınımıza veriyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, kuzu gerdanımızı odun fırınımıza koyduk. Biz şimdi bir gezip gelelim. Ondan sonra da sunumumuzda sizlerle birlikte olacağız. Kuzu gerdanımız pişti. Fırından alacağız ve sizlere sunumunu yapacağız. Hadi alalım.
Sıcak sıcak. Hadi bakalım ne çıkacak bakalım, ben de çok merak ediyorum. Sürpriz bir şey çıkacak. Sürpriz. Baharı var üzerinde. Güzel kokuyor. Size yollayamadığımız tek şey, yani buradan gösteremediğimiz, hissettiremediğimiz tek şey lezzetlerimizin kokuları. Gerçekten çok güzel bir koku yayıldı açar açmaz ustam. Şimdi sunumumuzu yapalım mı ustacığım? Tabii ki. Oradaki ne? Bu pilavımız. Tabii ki. Siz servis ederken pilavla evet, servis ediyorsunuz. Tabii ki. Pilav ve hamburgerin yanında servis ediyoruz bu şekilde. Tabakla yaptığımız şeyi usta kepçeyle yapıyor. Limonlarımızı da böyle gül şeklinde çiçeklerle bezedik. Evet, tamam. Ve tabii ki domates kabuklarımız. Şöyle çevirelim, tamam. Şimdi gerdanlarımızı alıyoruz. Şimdi şöyle lokum gibi gerdanlarımızı alıyoruz. Gerçekten lokum gibi. Saatlerce piştikten sonra o kadar güzel yumuşamış ki bunun seveni çoktur. Mutlaka. Bizim favori yemeklerimizden birisi. Şöyle karnatürlerinin yanına bir tane koyuyoruz ki bol cebzeli olsun diye. Porsiyonlarımız da gayet doyurucu, gördüğünüz gibi doyurucu efendim. Biberlerimizden de koyalım. Şöyle rengarenk olsun diyoruz. Aynen öyle. Etin yanına yeşillik ve domates çok güzel yakışıyor. Evet. Ve pilavla sunum yapılıyor. Dereotuyla mı süslüyorsunuz? Dereotunu bir daha şöyle dikeceğiz pilavımızın üzerine. Şu şekilde. Üstüne. Mis gibi oldu. Sunuma hazır. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz efendim. Efendim buralara yolunuz düşerse tatmanız icap eden bir lezzeti sizinle paylaşmak istedik. Bakalım yolumuz nerelere düşüyor, kimlere dokunacağız, kimlerin hikayesini dinleyeceğiz, hangi lezzetleri göreceğiz?